Sâvû beyne evladikum. Evlatların arasını eşit tutun. Yani bir çocuğa fazla değer verip öbürüne onu yapmayın. Fil atiyye, hediye vereceğiniz zaman. Felev kunte mufaddilen ahadukum el fadle. Eğer birini üstün tutacaksanız ennisa, kız çocuğunu üstün tutun diyor. Bak hadis bu. Kız çocuğu. Nedenini açıklayacağım. Size sorsam bakayım nasıl cevap verirsiniz ama çetindir ha cevabı. Ahmet abi haftaya kadar düşün bakayım ne bulacağız. Cevabı şu. Hulikatil mer'e, kadın bir racül. Erkekten yaratıldı. Havva validemiz nasıl yaratıldı cevap verin. Adem aleyhisselamdan. Fehemmuhu bir racül. O bütün himmetini efendim babasına, abisine, efendim eşine kullanır. Ve hulikatil racül, erkek ise bir turab. Adem aleyhisselam nereden yaratıldı söyleyin. Evet doğru cevap. Nereden? La ses çıksın da mübarekler ya. Topraktan yaratıldı. Fehemmuhu, erkeğin de bütün derdi bir turap. Toprağı ele geçirmek ister. Hep işi gücü o. Şangur şungur 50 ton anahtarlar erkekte. Hanımlarda öyle anahtar var mı? Var da ben de bilmiyorum ya. Ne o sesiniz kesildi hayırdır? Adamın biri dedi ki hanımından korkanlar bu tarafa, herkes geçti o tarafa. Ondan sonra bir kişi kaldı orada. Dedi sen hanımından korkmuyor musun? Vallahi hoca efendi hanım bana dedi kalabalığa karışma, orası kalabalık görülüyor dedi. Hemen en korkağı oymuş yani. Bu korkaklık değil de ne diyelim ona? Yani yuvadaki huzur. Şimdi konuyu netleştirelim. Kadın erkekten yaratıldı. Mesela evde yemek pişirir, bir şey değiştirir, ne bileyim bir şey yapar. Nasıl güzel olmuş, ailelerine sağlık, harika olmuş. Demek zorundasın. Bakın zorundasın. Ben şimdi vaaz etmiyorum. Size farz olan bir şey anlatıyorum. Erkek topraktan yaratıldığı için o da toprağı ele geçirmek ister. Mesela sen bir makine yaptın, bir şey yaptın, ev yaptın, müteahhitsin veya efendim bir dolap yaptın, bir masa yaptın. Adam sonra nasıl? Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Al paranı. Adam yaptığı işten memnun olur. Bakın sayfayı çevireyim. Harika yaptığı halde berbat bir şey yapmışsın ama al paranı. Adam aldığı paradan hoşnut olmaz. Sen bu manada haz aldığın gibi kızın, annen, eşin, halan o da çekyatın yerini değiştirdiğin zaman senden tebrik bekliyor. Seni ele geçirmek ister. Yaratılışı bu. Onun için burada ne dedi? İlla sevgini arttıracaksan kız evladını arttır diyor. Erkek dünyayı ele geçirmeyi bilir o diyor. O buldozer gibi bir şeyler yapar diyor yani. Acayip bir şey. Acayip. Ancak şöyle bir mesele de var. Şimdi meseleyi yarım bırakmayalım. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki evlatlarınızı severken özellikle erkek evlatlarınızı sevin diyor. Sebebi şu. Kız çocuğu kendini sevdirir. Şimdi hakikaten bizim çocuklar işte torunlar vesaire. Mesela bakıyorum. Aa çocuk gelmiş. Kız çocukları. Öyle acayip yapı Mevla vermiş onlara. Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Erkek çocuk da orada aynı. Ya, öyle şey yapıyor. O yani ona da sevgi şefkati arz etmek gerekiyor. Bu meseleler boyutlar ile incelenecek meselelerdir. Resulullah Efendimiz bunun bir kelimeyle özetliyor. Men lem yerham sagirana, küçüğe merhamet etmeyen ve lem yuakkil kebirana, büyüğe hürmet etmeyen feleyse minna, o benim ümmetim değil diyor. Allah küçüklere merhamet, büyüklere saygı, asalet hepimize nasip eylesin. Ya onun için yani yuvada çok zarif veya ince görülen meselelerde bakıyorsunuz yuva yıkılıyor. Adam diyor ki ya evim barkım her şeyim var, harçlık istiyorsa harçlık veriyorum. Yani yedirip içiriyorum diyor ben. O güruh için söylüyorum. Ya yedirip içirmek diğer varlıklara aittir. Eş veya insan yedirip içirilmek için değildir. Ona zarif kelimeler kullanmak lazım. Latif kelimeler kullanmak lazım.